tertemiz olun, ışık olun. Hayatınızın başkalarının susuzluğuna su olmasını sağlayın. Kendinizi önemsemeyi bırakın. Tanrı hayatınız boyunca yapmaya çalıştığınızı beş dakikada yapar. Paylaşacaklarım konusunda çok heyecanlıyım daha önce paylaşmadığımdan değil bunu duyacaksınız diye. Sizin için dua edeceğim için heyecanlıyım. Benim için Pavlus'un dediği gibi size aynı şeyleri anlatmak bana zahmet vermez. Aynı şeyleri 25. kez duyuyorsunuz değil mi? Dürüst olmak gerekirse aynı şeyleri tekrar tekrar duymalıyız. Hoşunuza gidenleri duymak sizi mutlu ediyor. Doğru. Tıpkı şöyle oluyor. Aa! Her seferinde size yeni geliyor. Aslında Tanrı onları size çok kez vermişti. Matta 24. bölümden başlayacağım. 4. ayet ve yaşadığımız dünyada artık geldiğini düşündüğümüz sonun belirtileriyle ilgilidir. Her nesil bu sonun kendi dönemine geldiğine inanır ama biz buna daha yakınız. <laughs> ve ilgilendiğimiz şey sonun belirtilerinde neler olacağı. Matta 24'ü okursanız günümüz dünyasında olan bitene anlarsınız. Sona yaklaşıyoruz. Sona yaklaşınca aldatmaca mutlaka çoğalacaktır. Biliriz ki aldatmaca iblisten gelir. Kabul edelim ki yalanlara inanıyoruz hayatımda. Yıllarca her zaman ikinci sınıf bir hayatım olacağına inandım babam cinsel istismarda bulunuyordu bana. Bunun hayatımı yıkıntıya uğratacağına inanıyordum. Yapacağım her şeyin boşuna olacağına inandım. Tanrı'yı bulup beni iyileştirdiğinde ona güvenirsem hayatımı bana geri verecekti. Evet, geri verecekti kutsal kitap o gençliğime acıyıp bana hayatımı geri verecek der tanrı kayıplarımızı karşılar tanrıya borcunuzu biriktirirseniz hadi tanrıya olan borcunuzu biriktirmeye devam ederseniz tanrı size ödeme yapmaktan hoşlanmayacaktır Tanrı düşmanlarınıza dua ettiğinizde de affedicidir. Bunu hak etmiyor olabilirler. Sizin için kolay değildir. Ama bu Tanrı'nın onları dikkate almasını sağlar. Amin. Mutlaka Tanrı kazanır. Kutsal Kitap der ki son günlere doğru aldanmak dünyada öyle bir hal alacak ki Tanrı günleri kısaltmadıysa verdiği sözün hatırı içindir. Hiçbir insan aldanışın yeryüzüne gelişine engel olamayacaktır. Tehlikeli zamanlardan geçiyoruz. Hayatımı yaşamaktan korkmuyorum. Tanrı'nın avuçlarındayım, iblisin avucunda değilim. Tanrı'ya nasıl hizmet edeceğimi biliyorum. İblisi kendimden uzak tutmayı ve kazanmasını engelleyebilirim. Bir gün düşmanlarımız bize gelecek, yedi yolla onlardan kurtulacağız. Karşı durabilmeliyiz. Pekala. Ayet 4'te der ki: Tüm bunlar Evet, tüm bunlar ne zaman olacak? İsa dedi ki: Sakın kimse sizi saptırmasın. Hiçbir zaman aldanmam diyemezsiniz. Bunu diyebilecek kadar yüksek maneviyata sahip hiç kimse yok. Bu yüzden bunların hepsi kutsal kitapta var. Dua edin, dikkatli olun. Yolunuzdan sapmayın. İsa kimse sizi saptırmasın dedi. Mesih benim diyecekler. Savaş gürültüleri ve haberleri duyacaksınız. Sakın bundan korkmayın. Ama bu son demek değil. Ulus ulusa savaş açacak, kıtlıklar ve depremler olacak. Evet, doğum sancılarının başlangıcıdır bu. <laughs> doğum sancıları. Evet. Bunların birçoğunu yaşıyoruz ve doğal afetler diyoruz. Bence yani çoğu resmi raporlara geçmese de bunlar oluyor. Birkaç yıldır 168 ulustaki insanlara yardım ediyoruz. Biz bunu yapıyoruz. Bir yıl önce Houston'da bir sel yaşandı. Metre kareye 72 santim yağmur yağdı. Hava alanları kapatıldı. Burada fırtına, orada yangınlar. Geçen yıl Kaliforniya'daydık. Her yerden alevler yükselmişti. İnsanlar şunu soruyordu. Tanrı nerede? Kutsal kitap ne der bilirsiniz? Günahlar yükseldikçe Dünya inliyor ve Tanrı çocuklarının kefaretini ödemesini bekliyor. Bunu bekliyor. Dünya acı çekiyor, çığlık atıyor. Bunca inançsızlığı ve günahı sindiremiyor. Dürüst olacağım. Ben dünyada milyonlara hitap ediyor olsam da aslında izole bir hayat yaşıyorum. Evet kulağa tuhaf geliyor ama bu böyle işte. Kendimi halkın içinde dolaşıyormuş gibi hissediyorum. Her zaman işime konsantre olmak istiyorum. Bunu hissediyorum. Böyle olmalı. Tanrı bunu istiyor. Ben de onun gösterdiği yolda yürüyorum ve gerçekten bu iyi gidiyor. Dışarı çıkınca başkalarının olduğu kadar güçlü olmasanız da onlarla iç içe olmak zorundasınız. Mantığı olmayan olayların içine giriyorsunuz. Bu çok aptalca. Bugün bana internetten gösterdiler. Bir grup insan eskiden güçlü Hristiyan olduklarını, şimdi ise fidan dikerek günahlarından sıyrıldıklarını söylüyorlar. <laughs> Aa, yani oh. bu başımı derde sokar. Ama size söylemeliyim. Tanrı fidanları diker ama fidanlar günahları affedemez. Bence çok saçma insanlar buna nasıl inanabilir? Vaazları ayna gibi yansıtmak zorundayız. Şekerle kaplayarak sunamayız. Bazen yumuşatarak söylediğimi düşünüyorsanız, İsa'nın şu sözlerini duymanız gerekiyor. Sizi yılanlar en gerek soyları dıştan güzel görünen içi ölü kemiklerle dolu mezarlara benzersiniz. Bazen bir nevi Tanrı'nın itibarını evet. koruyorum. Chris Kane'le alışverişteydik. Bir e, <laughs> ...dükkana girdik. Oraya... ...girmemize değer bir şeyler... ...arıyorduk. Biri ne arıyorsunuz burada dedi. Biz de hizmetteyiz. Konferansımız var dedik. O da ben de ruhsal biriyim dedi. <laughs> Demek ruhsalsın. Ha. Hristiyan olduğunu... ...söylememişti. Bir süre daha... ...konuştuk. Dokuz harflik... ...bir... E, kelimeyle konuyu kapattı. Üzgünüm ama bence Tanrı da bazen huysuzluk ediyordur dedi. <laughs> Konuşmamı destekledim ve Tanrı'nın itibarını korumak için Tanrı huysuzluk yapmaz dedim. Kris <laughs> önüme geçti ve ama huysuzluk edenleri de sever dedi. <laughs> balıkları temizlemeye çalışıyorsun ama tek balık bile tutamadın dedi. <laughs> Aslında o yüreğinde ateşli bir vaazcıdır. Kızları kurtarmak ister. Ben öğretmenim. Düzeni kurmak istiyordum. <laughs> Dışarısı bir garip. Ama Tanrı merhametlidir. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Ve bilirsiniz, Hristiyanlar dünyanın en sıkıntı çeken grubudur. Buradan başlıyor. Amerika'nın ortasından burası dinsel özgürlüklere kavuşulan yerdir. Her dine mensup insan var. Haklarımız için savaşmalıyız. Suça bulaşmadan, doğru yöntemle. Yoksa kaybederiz. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecekler ve birbirlerinden nefret edecekler. Çok fazla öfke var. Nefret var çekişme var, yargılama var, dedikodu var, affetmeme var, alınganlık var. Bu yüzden kilisenin gücü azalıyor. Tanrı'nın mesi huzur ve barışın olduğu yerlerde mutlaka direniyor. Tanrı'nın mes'i yoksa yapacak bir şey yok. Çoğunuz belki de bunu bilmiyordunuz. Tanrı'nın mes'i çok değerlidir. Bu onun gücü ve varoluşudur. Bunu bilin. Kutsal kitapta ondan aldığınız mes' sizde kalır. Kimsenin bir şeyi öğretmesine gerek yoktur der. Ben bir öğretmenim. Benim gibi öğretmenlerden bahsetmiyor burada. İsa'nın bedenindeki lütuftan bahsediyor. Bu tabii ki başkalarına ne yapmaları gerektiğini söylememiz anlamına gelmiyor. Onun mesine her zaman ihtiyacımız var. Aynı anda hem Tanrı'nın mesine sahip olup hem de insanlara nefretle bakamazsınız. Amin. İnsanları affetmeniz konusundaki ilk mesaj bu değil biliyorum ama kızgın kalmaya devam ediyorsanız bu mesajı duymanız gerek. Çünkü olmamışsınız. Tabii ki başkalarının duygularını incitin demiyorum. Evet. Kalp kırıklığı önemlidir, hisleriniz de önemlidir. İsa bize bunu yapsaydı ama o ne yaptı? Umursamadığımız bir zamanda öldü. Neden bahsettiğimi anlamamış gibi bakmayın. Tanrı'ya yaptığım kötülüklerden daha kötüsünü bana yapan kimse olmadı. Beni defalarca ve defalarca affetti. Verdiklerini bizim de başkalarına vermemizi umar. Pekala, kaçınız bana güveniyor? Günümüz dünyasının bir numaralı problemini söyleyeyim size öfke ve nefret etmek. Korkunç. Gerçekten korkunç. Olacak şey değil bu. İnsanlar ten renklerinden dolayı nefret ediyor. Gittikleri kiliselere göre birbirlerinden nefret ediyor. Demek istediğim insanlar sadece birbirine kızgın. Sebebini bilmiyorlar. Kızgınlar. Buna direnmelisiniz. Uzak durun, dikkatli olun. Her gün iblisin avucuna düşmemek için oyunlar oynuyorsunuz. Bunu öğrenin. Bu her zaman böyle. Evet. 2. Korintliler 1. bölüm 10. ve 11. ayet. Paulus şeytanın oyununa gelmeyelim. Onun düzenlerini bilmez değiliz der. Affetmiyorsunuz kin çok kolay. Affediyorsunuz iblise hayat kapınızı açmak istemiyorsunuz. Gelmeden önce Tanrım insanlara söyleyeceklerimi duyur diye dua ettim. Eve dönünce bir şeylerin sizin adınıza değiştiğine emin olmak istiyorum. Dışarıdaki birine kızgın olarak ayrılmanızı istemiyorum. İçinizde bir inanç damlası var mı bilmiyorum. Yani Üzgünüm ama bu gece size pasta vermeyeceğim. Şeker dolu kaseyi istiyorsanız başka yere gidin. Burada et ve sebze var. Evet şimdi sevdiğim bir bölüm. Birçok kişi imandan sapacak, birbirinden nefret edecek. Sahte peygamberler, türüyecek ve bunlar insanları saptıracak. Sevgileri soğuyacak kötülükler yüzünden. İnsan bedenindeki en mükemmel şey sevgidir ve soğumaktır. Kötülükleri ve problemleri kontrol altına Asak bile bilirsiniz. Bu kez de Tanrı'ya kızgın olacağız ve anlayamayacağız. Yapmamız gereken iblisin var olduğunu bilmek. Benimle birlikte söyleyin. İblisin varlığı. İblisin varlığı. Evet. Ruhsal savaşın en büyüğü sevgi için olandır. Burada <laughs> iblisi alaşağı etmekten bahsediyoruz. En iyi yolu da iyiliktir. İyilik yapmak, insanları sevmek, yardım etmek, hizmet etmek, iyilik yapmak budur işte. Yüzünüze bakarak bunu kimin yaptığını anlamaya çalışsam başıma dert açacağım. Ama benimle olan birilerini bulacağıma inanıyorum. Size doğru anlatıp şunu söylemek istiyorum. Değişmemiz gerek. Kendimizi önemsemeyi bırakmalıyız. Kutsal kitap ne der? Eğer benim öğrencim olmak istiyorsanız kendinizi unutun bana doğru yönelin ardımdan gelmek isteyen çarmıhını yüklenip beni izlesin diyeceksiniz ki iyi de benliğim ne olacak kendi benliğini unutacak insanlığa hizmeti tanrıya hizmet olarak addedeceksin tanrı kapına gelecek sana kol kanat gelecek Devam edin. inancın karına ortak olun. Tanrı kol kanat geremezse Tanrı'ya güvenmemişsinizdir. Bunu uzun süreye yaşadım. Çok uzun. <laughs> İnancı bulduğumda öylesine heyecanlıydım ki çünkü istediğim her şeyi inancımı kullanarak sahip olacağımı sanmıştım. <laughs> Tanrı inancı sana kol kanat germem için istedin sandım. İstediklerini vermem için değil dedi. <laughs> Hadi. Keyif almak istediklerinizi elde etmekle olmaz. Verebilmekle, hizmetle, iyileştirmekle olur. Çok mutsuzdum. Hizmetimi geliştirebildiğim gün mutlu olacağım diyordum. Hizmetimi geliştirdim ama hala mutsuzdum. Sonunda Tanrı'ya dedim ki 20 yıldır kilise için çalıştım. Neden? Hala mutsuzum. Bana bir cevap verdi. Bencilsin dedi. Belki burada da dua ettiğim şeyle ilgili dua edenler vardır. Evet. Peki ya ben, ben, ben? Chris'le bu konuları konuşuyorduk. Bana bir şey söyledi. İnsanlara sevginin ne olduğunu anlatalım. <laughs> Dondurmayı ya da kedimizi seviyoruz. Evimizi seviyoruz. Tanrıyı seviyoruz, insanları seviyoruz. <laughs> Dondurma sevmeyiz. Belki sen seversin ama biz Sevmiyoruz. Şunu anlayalım. Sevgi nedir? Sevgi görebildiğin ve dokunabildiğin hatta sana dokunabilen bir şeydir. Başkalarına dokunabilir, hayatlarını değiştirebilir, sevdiklerinizi değiştirebilir. Eğer bir Hristiyansanız zaten gözetiliyorsunuz. Ve zaten cennete gideceksiniz. Amin. Tüm niyetlerinizde anlaşmanız var. Adınız listede. Cennetteki köşkünüz hazırlanıyor. Işığınızı yansıtın. Evet. Hadi ama, tertemiz olun, ışık olun. Başkalarının susuzluğuna su olun başkalarına ışık olun. Tanrı hayatınız boyunca yapmaya çalıştığınızı beş dakikada yapacaktır. Kendinizi ilk sırada tutmaktan vazgeçin. Yaşadıklarımızın İsa'nın kutsal kitapta anlattıklarıyla ilgili olduğuna inanıyorum. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak der başkaları için güzel şeyler yaparak bunların üstesinden gelebiliriz. Sevgiye yürüdüğümüzde keyif almayı yaşayacağız.